Merhabalar sevgili YouTube ve sevgili Kenan severler, hepiniz hoş geldiniz. Efendim, bir önceki videonun sonunda kısaca bahsetmeye atladığım bir içerik olmuş, ondan burada bahsetmek istiyorum. Hani video ilerledikçe bunlardan faydalanabilirsiniz. Bir videoyu tamamladıktan sonrasında opsiyon menüsünü veya işte ana menüyü açıp oradan Save Game opsiyonuyla herhangi bir yere, herhangi bir şekilde var olan şeyi override edecek, var olan kaydı override edecek şekilde olabilir. Ya da sıfırdan yeni bir kayıt ile olabilir, fark etmez. Oyununuzu kaydedin. Hani hem o videoda atladığınız bir içerik varsa ya da işte bir sonraki video yaparken ya işte Ayazman böyle yaptı ama ben onu yapamadım. Keşke ben de yapmış olsaydı, ben onu atlamışım mesela dediği şey olursa kayıt dosyanıza geri dönüp kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Aklınızda bulunsun. Yani diğer oyunlara ben genellikle bunu dile getirmiyordum. Fakat birçok YouTube'a gelen, özellikle Elden Ring noktasında YouTube'a gelen yorumlarda ben bu NPC'yi öldürdüm sorun olur mu? Ben şu adamı katlettim bir sıkıntı çıkar mı gibi yorumlar geliyor. Bilmiyorum, biraz cani bir kitle var galiba. NPC'yle çok yaşamasını istemiyorsunuz. Dolayısıyla hani kenarda gel, yani bu tip işe denk gelmezsiniz ama yine de bir ihtimal denk gelirsiniz düşüncesiyle bahsetmiş olmak istedim. Şimdi kasabayı keşfedeceğiz. Her şeyden öncesinde dümdüz ileri gidiyoruz. Sol sabitler sapmaksızın dümdüz ileri gidiyoruz. Şimdi bu sinematikten anlamanız gereken şey şu. Ana çiçeği yok etmek için diğer üçünden de kurtulmanız lazım. Ah, uzak kaldı. Bom. İlki burada. İkincisi şurada, evin içerisinde. Sonuncusu da bu. Mesela bir renk geldi diyebilirim. Bu gördüğünüz alev çıkan içerik hızlı seyahat noktasıdır. Yani ben bunu bir ikincisini bulduğumuzda ifade edeceğim. Şimdi burada aslında karma alabileceğinizi ve elde ettiğiniz karmalara bağlı olarak level up vesaire yapabileceğinizi ifade ediyor. Ben bir önceki videoda bundan bahsetmiştim. Yani bunu öğrendiğiniz yer burası. Gördüğünüz üzere farklı farklı skill'ler var. Hani şu an için kalkanımız var ve saldırı için kullandığımız elimizdeki asamız, sopamız var. Tahmin edeceğiniz üzere mesela bir başka içerik olarak ok ve yay geliyor. Hani bunların her biri zamanla açılacak olan içerikler gibi düşünebilirsiniz. Şimdi ilk yapmak istediğim şey şu. Sol üstte mushroom diye bir şey görüyorsunuz. Hani yeni bir kafalık elde ettik. Bu kafalıkları dilerseniz sizi kovalayan robotların kafasına takabilirsiniz. Tamamen sizlere kalmış. Biz kasabaya buradan girdik. Hemen sağımızda bloklu bir ev görüyorsunuz. Bu eve girmek istiyorsak buradaki spirit mail veya daha doğrusu spirit mail içeriğini aradan çıkarmamız lazım. Spirit mail'ı hani ruh maili ya da ruh postası gibi düşünebilirsiniz. Buraya okuyorsunuz. Etkileşime geçiyorsunuz. Diyor ki the spring that runs beneath the forge carries with it energy from the mountain shrine. Yani burada hani akmakta olan su gibi, yani springi su gibi düşünebilirsiniz, hani bir nevi bahar anlamına gelir de daha çok su gibi düşünebilirsiniz. Hani bu forge'un altında akmakta olan nehir, su neyse artık günün sonunda dağ mabedine ait olan gücü taşır şeklinde bir yorumda bulunuyor. Hani onunla alakalı veya o bölgede, o içeriklerin olduğu yerde bir spirit mail bulursak o bu kısmı açmamıza imkan tanıyacak. Şu an çok bir şey ifade etmiyor olabilir. İçiniz rahat olsun. Bu videoda bir örneğini göstereceğim. Şu şekilde açılan şeyler görebilirsiniz. Henüz bunlarla etkileşime giremiyorsunuz. O yüzden görmezden gelin. Bu şekilde mavi kutular görürseniz veya mavi işte çanaklar, çömlekler vesaire görürseniz lütfen hepsini açın. Çünkü içlerinden çok bol miktarda şart çıkıyor. Yine karma elde etmek için bu arkadaşları besleyebiliriz.
Şimdi burada özel bir sandık var. Lanetli sandık olarak geçiyor. Bundan etkileşime girdiğinizde bir challenge gelir. Mesela şu an 7 tane düşmanı öldürmemiz gerekiyor. 7 düşmanı öldürdüğümüzde ancak o zaman bu sandık içindeki içerikleri elde edebiliyor olacağız. Düşman sayısı da yukarıda yazıyor. Yani rotlardan faydalanıp stunluyorum kendisini. Ha, sandığın o lanetinin geçtiğini görüyorsunuz. Yani varilere ek olarak kutuların da olabileceğine bahsetmiştim. Mesela bir kutu örneği burada. Şimdi biz buradan yukarı doğru gitmiştik. Yukarı kısımları yaptık. Yani burada aşağı doğru geliyoruz gibi düşünebilirsiniz. Öncelikle sol tarafa gidip şu kısmı göstermek istiyorum. Mesela burada erzağımız bitmekte. Umarım depoda bir miktar vardır. Gidip bakacağım şeklinde bir yazı görüyorsunuz. Hani depoya giden birinin yani bir erzak deposu, bir depo noktasında bir şeye denk gelirsek orada bir spirit mail bulmaya bulmak için hani gözümüzü açık tutmamız lazım. Mesela bir diğeri bu. Hani seni su mabedinde bekliyor olacağım. Unutulmuş ormanda diye bir yazı var. Yani unutulmuş ormanın su mabedinde bir tane spirit mail bulabiliriz demek oluyor bu. Yani bunlar neden kıymetli? Ben sana seri takip ederken bunlara çok da ihtiyacınız olmayabilir. Belki seriden bağımsız olarak belli başlı video ilerlemek isterseniz yani bunları bilin, görün diye söylüyorum. Yani siz o sırada araştırın, bakın, kurcalayın diye söylüyorum. Bir diğeri burası. Tanrı ağacının challenge'ını kabul etmek için onun aslında en üst dallarına erişmen gerekir. Şimdi şu arkadaş bir hızlı seyahat noktası. Yani bir başka hızlı seyahat noktamız olmadığı için dolayısıyla bundan çok da faydalanamıyoruz. Şimdi sandık buldum, bol miktarda şar elde edeceğim diye her zaman sandıklara gitmeyin. Bazılarının içerisinden şapka dediğimiz bu içerikler çıkıyor. Az önce mushroom, yani mantar olan içeriği gördük. Şimdi 4 yapmak yoncayı görüyoruz. Şurada bir tane şapka kartı, şapka ağacı var. Etkileşime geçerseniz hani bulmuş olduğunuz şapkaları bu arkadaşların kafana takabilirsiniz. Yani bir miktar şar harcamanız gerekiyor. Takın takmayın tamamen sizlere kalmış. Hani ben genellikle çok değişmeyi tercih etmeyeceğim. Maybe Zaju can help. He's usually at the masked shrine. You'll know when you see the sacred trees. Buradan ilerleyemiyoruz. Bir maske var yolumuzu blokluyor. Ne yapmamız lazım? Belki diyor Zaju sana yardımcı olabilir. Kendisi genellikle diyor kutsal mabette bulunuyor. Kutsal ağaçları gördüğün zaman yerini anlayacaksındır diye bir yorumda bulunuyor. Bir başka rotumuzu da burada bulmuş olduk. Şuradan dümdüz gitmemiz bekleniyor aslında. Platforma gelince pul satın lütfen. Seem quite fond of you. They're usually timid. Something tells me you did not come to our village looking for forest creatures. Hello, spirit. I seek passage to the sacred mountain shrine. Our village is bound to the shrine's energy, but that power faded long ago. Trapped spirits linger here, tangled in the tragedies of our past. You must help these spirits if you wish to reach the mountain shrine. On my way, I met two children. They asked me to help free a boy named Taro.
I'm not surprised that Benny and Saya found you. They are clever children and would do anything for their brother. We have always crafted wooden masts to honor those who have passed on. Placed here, the masks slowly turn to dust, aiding the spirit's journey into the next life. My father was a spirit guide. Our traditions are different, but he helped many spirits pass from this life to the next. So you know what happens to spirits unable to move on. Take Taro's mask. It is bound to his spirit and will help you fulfill your promise to the children. Look after Benny and Saya. Their brother's fate will be difficult for them to understand. Taro'nun maskesini elde ettik. Bu maskeyi kullanarak etrafta etkileşime geçebileceğimiz objeleri gördüğümüz gibi aynı zamanda gitmemiz gereken yolu ve takip etmemiz gereken rotayı anlayabiliyoruz, daha rahat gözlemleyebiliyoruz. Şimdi diyalog olarak ne oldu? Bu ruh ortaya çıktı. Kendisiyle konuştuk. Kendisi kendi adetlerinden bahsetti. Hani bu maskeyi oluşturuyorlar. Zaman içerisinde bunlar küle dönüşüyor ve ruhların bir sonraki hayata geçtiğinde yardımcı oluyor onlara. Fakat diyor hani sen, yani bu şeylerin, rotların bizi çok sevdiğini, gözlemlediğini söylüyor. Fakat buraya hani sadece rot bulmaya gelmedin herhalde diye bir yorumda bulunuyor. Biz de ona aslında bu dağdaki kutsal mabede gitmek istediğimizden bahsediyoruz. Oradaki mabedin enerjisiyle bu köyün bir zamanlar birbirine bağlı olduğunu, fakat bunun çok uzun zaman öncesinde olduğunu, şu an için burası sadece kısılı kalmış ruhların bulunduğunu, geçmişteki trajedilerinden kurtulamayan ruhların bulunduğunu ifade ediyor. Eğer ki o mabede gitmek istiyorsak bu ormanda veya bu bölgede bulunan ruhlara yardım etmemiz gerektiğinden bahsediyor. Biz de bu cümle üzerine diyoruz ki yani buraya gelirken iki tane daha doğrusu çocukla karşılaştık. Beni ve Saya'nın diyor sana karşı ilgi duymuş olması çok şaşırtıcı değil. Abileri Taro için ellerinden gelen her şeyi yaparlar. Lütfen diyor beni ve Saya'ya sahip çık. Abilerinin kaderi onların anlanması için ve onların başa çıkabilmesi için biraz fazla trajik olabilir veya biraz fazla zor olabilir diye bir yorumda bulunuyor. Bize abileri için oyulmuş olan maskeyi veriyor. Taro'nun maskesini veriyor. Bizler bu maskeyi kullanarak aslında arka tarafta kapalı olan kapıyı açıp yolumuza devam edeceğiz. Öncesinde buraya gelip şu taşı kaldırıyorum. Şimdi karşı tarafta bir ruh gölü görüyorsunuz. Hani burası biraz zehirli oldu, çok belli, çok aşikar. Karşı bir tane sandık var. Solda böyle parıldayan mavi başka içerikler vesaire var. Buralara başka yetiler elde ettikçe, başka içerikleri aktif ettikçe geliyor olacağız. Dolayısıyla şimdilik görmezden gelin lütfen. Açmadım mı? Sen bir parıldadı. Açmışım. Bu arkadaşlar görüyorsunuz. Elimizdeki maskeyle uyumlu bir bariyer görüyorsunuz. Maskeyi kullanıyoruz. Bariyer açılıyor. Bu arkadaşlar o sarı şeyi takip etmeye gidiyorlar. Bizlerse biraz etraf keşfedeceğiz. Şimdi burada şöyle size mavi parıldayan bir içerik var. Henüz bununla etkileşime giremiyorsunuz. Ama ileride girme imkanınız olacak. Yani birazdan ne olduğunu öğreneceğiz. Şimdi spirit maillerden mesela bahsettik. Bir örneği göstereceğim demiştim. Bir örneği bu. Bununla etkileşime geçiyorsunuz. Diyor ki Toby'yi uzun zamandan beri görmedim. Yani bir süre beri görmedim. Kendisi genellikle karşıdaki çocuklarla oynar. Hani caddenin karşısında çocuklarla oynar. Böyle bir yazı var. Okey. Caddenin karşısı hemen burası. Burayı incelemeye başlıyoruz. Sağ tarafa zaten dolaştık. Şimdi sol tarafa bakmaya gidiyoruz. Buradan içeri girmek istiyoruz ama yolumuz kapalı. Demek ki buradan giremeyeceğiz. Başka alternatif bir yol bulmamız lazım. Over
Evin üstünden aşağı indik. Önce lambadan şartlarımızı alalım. İşte bu bir spirit mail olarak geçiyor. Gördüğünüz üzere bir tane spirit mail bulduk. Bulmuş olduğumuz bu spirit mail ait olduğu ev haritamızda işaretlenmiş olarak karşımıza çıkıyor. Haritayı açtığımda burada işaretlenmiş olan bir ev görüyorsunuz. Hani spirit mail ile işaretlenmiş olan. Dolayısıyla gidip bunu oraya teslim edebilirim. Spirit mail'ini bulmuş olduğumuz evlerin önündeki bariyerlere şöyle sarı bir işaret çıkar ve kendisi böyle mavi mavi parıldar. Dolayısıyla maili buraya teslim ettiğinizde bariyer açılır. Genellikle böylesi evlerinde şeyleri çok challenging olmaz. Fight'ta çok zor olmaz. Bu aslında bir yan görevdir. Bu şekilde hikayeleri belki çok fazla öğrenmediğimiz ama yine buralarda kısılık kalmış olan belli başlı ruhları kurtarıyor ve karakterimizi güçlendiriyoruz. Özellikle böylesi oyunlar oynarken hani oyunun tadını çıkararak oynayın derim. Bazı yerlere çok güzel manzaralara denk gelme imkanınız var. Arada bir duraksayıp o bölgelere bakmakta fayda var. Bence. Bir miktar karmamıza kasmış olduk. Şimdi sol taraftan hemen şu arkadaşlardan çıkartalım istiyorum. Bir başka spirit mail içeriği. Bu sene kar biraz daha hızlı erimeye başladı. Bakalım diyor, Rusun evine giden yol açık mı? Rusun'un kim olduğunu bilmiyoruz. Başka çarptım. Bu şekilde mesela farklı alternatif yollar görebilirsiniz. Her zaman bir yere gidiyor olmuyorlar. Mesela karşı taraftaki köprü şu an kapalı. Şimdi buradan ilerlediğini görmüşler o sarı şeyin fakat kendileri ilerleyemiyorlar. Bizim için burayı temizlemesin diye yardım istediler. Birazdan zaten tutorial olarak gösterecek ne olduğunu anlayabilmeniz adına ben ilk başta kendim oyunu anlayamamıştım. Burada şu şekilde mavi bir çiçek olduğunu görüyorsunuz. Bu mavi çiçeklere rotları gönderirseniz canınız azaldığında canınızı bir miktar doldurabiliyorsunuz. O tutorialda bahsetmiş olduğu mavi çiçekler bunlar. Kalkanlı düşmanlarımız var. Kalkanlarını kırmak için ağır saldırı yapmanız şart. Sağ üstte de görüyorsunuz. Rotları gönderdiğiniz o çiçeklere canınız doldurabiliyor. Rotlarına faydalanalım madem. Müthiş. Burada Forest Tier isim verilen özel bir item'ı görüyorsunuz. Ormanın gözyaşı gibi düşünebilirsiniz. Bunlar ormanda bir yangın olduğunda ya da çok yaşlı bir ağaç öldüğünde ortaya çıkan içerikler. Rotları bunlara gönderirseniz
Rotlar orijinal formlarını elde ediyorlar. Sağ üstte gördüğünüz gibi bu yaratığı diyelim artık veya rotların bu halini kullanarak düşmanlara saldırabiliyor. Belli başlı çalı çırpıyı ya da corruption'ı temizleyebiliyorsunuz. Mesela çalı çırpı örneği şurada. Gördüğünüz gibi. Corruption örneği şurada. Üzerinde bir bar olduğunu görüyorsunuz. O bar bitene kadar kendisini kullanabilirsiniz. O bar bittikten sonrasında kaybolur. Peki kayboldu ne yapacağız? Hani bitti mi? Bir daha kullanamayacak mıyız? Hayır. Yine buradan alıp kullanma imkanımız var. Sonrasındaki şartları aldım. Buradaki rotu aldım. Bu arkadaşı aldık. Bazen gelmiş olduğunuz yolda henüz etkileşime giremediğiniz corruption'lar, açamadığınız içerikler mesela olabilir. Bizim bir tane var. Bu içerikleri açmak için bazen ileride keşfetmiş olduğunuz bu tier'lardan faydalanmanız gerekebiliyor. Örnek olarak bu. Buradan kasabaya kadar götürmeye çalışmayın. Kasabada da bu şekilde temizleyebileceğiniz içerikler var. Ya vaktiniz yetmez ya da boş yere kendinizi zorlarsınız. Hani şu an için öyle bir şey içeriye ihtiyacınız yok. Oy tamamladık. Okay. Şimdi. Burada mesela bir tane forest tier çıkarma imkanınız var. Fakat hani az önceki kendiliğinden ortaya çıktı. Fakat bu böyle deaktif duruyor. Bir tane daha bundan görmüştük buraya gelirken. Hop. Etrafta buna benzer içerikler göreceksiniz. Görmüş olduğunuz bu içerikleri kullanarak, notları buna taşıtarak aslında tekrardan forest tier'ı aktive edebiliyorsunuz. Biraz uzun oldu ama anlarlar diye düşünüyorum. Yukarıdakine erişmek için slam skillinden faydalanabilirsiniz. Ne kadar fazla saldırıda kullanırsanız o kadar fazla süresi doğar. Şimdi şu hemen altımızda bulunan biraz daha böyle eğimli bir toprak kısmı görüyorsunuz. Oradan yani oraya düşerseniz veya oradan ilerlemeye çalışırsanız direkt aşağıya kayıp en başladığınız yere gidiyor olacaksınız. Yani bu tırmanışa başladığınız yere gidiyor olacaksınız. Aklınıza bulunsun efendim. Ve burası bir hızlı seyahat noktası. Eğer buradan faydalanmak istersek haritadaki bir başka hızlı seyahat noktasına ışınlanabiliyor olacağız. Gördüğünüz gibi. Burada kritik olan şey şu, mavi bir parıltıya sahip bir tane düşman çıktı ortaya. Bu mavi parıltılı düşmanlar forest tier düşürürler. Forest tier'lar, hani bunların düşmüş oldukları forest tier'lar çok uzun süre aktif kalmaz. Dolayısıyla hani işte ne bileyim 5 dakika sonra çok güçlü bir düşman geliyor, ona saklayayım gibi bir mentaliteyle kullanmayın. Düştüğü zaman direkt faydalanın. Oho.
Ve ilk videoda bir boss olarak karşımıza çıkan bu arkadaş şu an standart bir düşman. Oh. Oh, oh, oh. O canavara ne yaptığını gördün mü? Bize yardımcı olabileceğini söylemiştim diyor bir tanesi. Diğeri de ellerine sağlık kenarıydı. Burayı açıp bir rot daha elde ediyoruz. Tahmin edeceğiniz üzere yani rot sayımız arttıkça bu ortaya çıkan yaratık diyelim artık, tam ne diyeceğimi ben de bilmiyorum. Bu arkadaş çok çok daha büyük, çok çok daha güçlü bir hal alıyor. Zamanla rotlarla bu da güçlenecek yani. Şimdi bu yolu takip ederek ormanın bir başka bölgesine doğru ilerleyeceğiz. Burada birkaç tane sinematikimsi içerik göreceksiniz. Hani ama sinematik gibi değil. Burada lütfen benim yaptığım gibi yolu dümdüz takip edin. Sağa sola sapmayın. Maskemizi kullanıyoruz. Ne oldu diyor, sen Taro'nun maskesini taktığında ne gördün? Taro is here, but he's forgotten who he is. We need to find three relics to help him remember. Taro buralarda bir yerde. Fakat diyor kendisinin kim olduğunu unutmuş durumda. Hatırlaması için 3 farklı relik bulmamız gerekiyor. The forest is huge. How do we know where to look? Orman devasa. Nereye bakacağımızı nereden bileceğiz? Belki diyor Bay Russo bize yardımcı olabilir. Onun diyor evi şurada yukarıda. Russo aynı zamanda az önceki evlerden bir tanesine Spirit Mail bulmak için ismini gördüğümüz karakterden bir tanesiydi. Onun evine giden yolda aslında bir başka Spirit Mail'i bulabilmeyi hedefliyoruz. Evet efendim. Bay Russo isminde yeni bir ana görevimiz ya yan görevimiz bulunuyor. Bir sonraki videoda kaldığımız yerden devam ediyor olacağız. Videoları beğenmeyi, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.